Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Bankada hesabım var. Olan hesabın yanında ayrıca borsa hissesi alıp satmak istiyorum. Ama bu durum beni rahatsız ediyor. Almadan önce size tanışıp öyle karar vereyim dedim. Bildiğim bir şey değil. Benim bildiğim reel ticarettir. Benim bildiğim reel üretimdir. Reel ticaret yapanlar İslam'ın kendi içerisindeki hukukuna göre en helal rızık edinme yolların ikincisiyle iştigal etmiş olur. Üçüncüsü üretmektir. Bir şeyin imalatını yapmak, bir sanat sahibi olmak. Üçüncüsü de budur. Bu tip işlerle iştigal eden insanlar da dinin bu noktada en helal diye gördüğü rızık kapılarından üçüncüsüyle iştigal etmiş olur. Birincisi cihat meydanında ganimettir. Dinin en bu noktada helal kazanç kapısı ganimettir. Ama Müslümanlar ne yazık ki bu manada cihadı terk ettiklerinden dolayı böyle bir ganimeti elde etmeleri mümkün değil. Tabii bir şeyin ganimet olabilmesi için karşıdaki kimseden o kimse küfür ehli olması gerekir ve sizinle de savaşması gerekir. Eğer küfür ehli değil ise, sizinle savaşmıyorsa onun malı ganimet olmaz. Ancak Müslümanlarla savaşanların malları ganimet olur. Müslümanlarla savaşanların ancak kanları helal olur. Bir kimse Müslümanlarla savaşmıyorsa onun kanı, malı bir Müslümana helal olmaz. Bunu özellikle belirttim ki şimdi bazı İslami kendilerini dindar, İslammış gibi gösteren grup, kurum, kuruluş, ne bileyim yapılanma adına ne derseniz deyin. Bunlar Müslümanların mallarına tabiri caizse çöküyorlar, onu ganimet gibi görüyorlar. Bu ganimet değildir. O yüzden La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir kimsenin malı hiçbir zaman bir başka Müslümana ganimet olmaz. O yüzden borsa denilen şey kapitalist sistemin çıkarmış olduğu bir unsur. Kapitalist sistem insanları ütmek için bu tip sistemler, düzenler kuruyor. Aslında İslam'ın kendi içerisinde kağıt para da yoktur. İslam'da bu noktada nakdi değer altın veya gümüştür. Kağıt, İslam'ın kendi içerisinde bir değer manzumesi olan bir şey değildir. O yüzden kağıdın rengini değiştiriyorlar, insanları aldatıyorlar. Borsa dediğiniz şey kağıdın renginin değişmesi. İşte ortalıkta bir firma var, onun bir şirketi var. Ondan sonra o halka açılıyor hesapta. Bir kağıt basıyorlar. Basmış oldukları kağıdı halka arz ediyorlar, satıyorlar. Böylece beyaz kağıdı başka bir kağıtla değiştiriyorlar. Sen diyorsun ki benim şu kadar param var, hepsi de kağıt. Diyorlar ki senin bu kadar param var ama Sen bu para senin elinde durursa sen çarçur edersin. Oraya buraya düzgün harcayamazsın. Sen o elindeki paraları ver. Bu beyaz kağıdı al. Sen de elindeki paraları veriyorsun. Beyaz kağıt alıyorsun. Tabi ondan önce o parayı elde etmek için de ya iş gücünü veriyorsun ya da bir maden veriyorsun. Mesela ne yapıyor şimdi uluslararası deccal kapitalist sistemi? İnsanların yeraltı zenginliklerini önce doların rengi yeşil mi? Yeşil mavi karışımı mı? Siyaha kaçan yeşil mi? Uluslararası bu deccalist kapitalist sistem sizin yeraltı kaynaklarınızı alıyor, onun karşılığında bir kağıt veriyor. Sen o kağıdı kendinin zannetme. O kağıt benim zannetme. O kağıdı da vermiyor zaten sana. Orada bir rakam yazıyor orada. Diyor ki şu kadar milyar dolar senin burada bankada hesabın var. Sen o kadar milyar doları istediğin anda çekemiyorsun bankadan zaten. Bir müddet sonra diyor ki biz sana hani diyor bir yeşil bir kağıt verdiydik ya, evet. Gel diyor seni o yeşil kağıtla değiştirelim. Neyle değiştirelim? Beyaz kağıtla değiştirelim. Ne yapıyor? Senin eline bir tane bir şirketin beyaz kağıdını veriyor. Ama o şirketin beyaz kağıdı senin elinde durursa yine tehlikelisin sen. Neden? Şirkete çökebilirsin. Şirketteki hissenin üzerinde bir şeyler yapabilirsin. Olur mu olur? Senin kafan çalışmaz çünkü. Senin o elindeki beyaz kağıdı da değiştirelim. Ne yapalım? Gel sana biz Merkez Bankası değil, Merkez Bankası'nın kağıdını verelim. Kimin? ABD Merkez Bankası'nın. O kağıdı da elinden alıyor, ABD'nin Merkez Bankası'nın kağıdını veriyor. Ve ABD'nin kendi elinde vermiş olduğu beyaz kağıtların hiçbirisinin de karşılığı yok. Ne kadar ABD Merkez Bankası'nın vermiş olduğu beyaz kağıt varsa hiçbirisinin reel karşılığı yok. ABD'nin ne kadar dışarıda doları var ise hiçbirisinin de karşılığı yok. Dünya üzerindeki bütün dolarları, kağıtları toplasanız, götürseniz ABD'ye, ben bunlarla altın alacağım deseniz karşılığında o kadar altın yok. ABD'nin Merkez Bankası'nın dünyadaki devletlere veyahut da çok uluslu şirketlere vermiş olduğu beyaz kağıtları paraya çevirmeye kalksanız karşılığında çevirecek parası yok. Zaten ABD de bunu dünyaya ilan etti. Yani okuduğumdan kalan, aklımda kalan 1938'de mi, 33'te mi, 35'te mi ne? Amerika Birleşik Devletleri bütün dünyaya ilan etti. Dedi ki getirdiğiniz dolarların karşılığında bende altın yok. Amerika'nın böyle bir taahhüdü de yok dedi. Bunu ilan etti. Merkez Bankası'nın vermiş olduğu beyaz kağıtlarının da karşılığı yok. Bunu ilan etti dünyaya. O yüzden borsa dediğiniz şey de beyaz kağıtlarının değiştiği yerler. Yok borsa yükseldi, yok borsa alçaldı. Bütün milleti onun kafaya taktırıyorlar. Borsa yukarı çıktı, dolar aşağı düştü, dolar yukarı çıktı. Borsa indi, dolar çıktı. Dolar indi, borsa bindi. Biz de onun karşısında böyle diyoruz ki vay dolar yükselmiş şu kadar olmuş, vay dolar inmiş bu kadar olmuş. Üreten var mı? Yok. Fabrika kuruluyor mu? Hayır. Ülkenin fabrikaya ihtiyacı var. Üretmeye ihtiyacı var. Üretip satmaya ihtiyacı var. Üretirken de hani dil olarak öyle diyorlar ya, işte katma değer sağlayan üretim. Katma değer sağlayan üretim ne biliyor musunuz? Maliyeti 1 lira, satışın 11 lira. Katma değer sağlayan üretim bu. Adam telefon üretiyor. Maliyeti 1 lira, satışı 10 lira. Bilgisayar üretiyor. Maliyeti 1 lira, satışı 10 lira. Türkiye'nin bu manada ihracatının %2'si mi 3'ü mü ne böyle? Türkiye'nin böyle ihracatı %2 mi %3 mü ne? Geri kalan işte sanayi ürünleri var, tarım ürünleri var. Tarım ürünleri dediğiniz şey paketlenmiş. Aynı zamanda işte Antalya'dan, oradan buradan, Sera'dan olanlar. Onlar da bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyor. Bir kota giyiyor, bir kota yemiyor. Onların da normalde teknolojik olarak paketlenip ihracat edilmesi lazım. Öyle bir şey yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sabana, sapına yapışanın hakkında bir hadis-i şerif var. O yüzden üretime dayalı ekonomiden ziyade serbest piyasa ekonomisi dediğimiz ticaret ekonomisini mi görürsünüz? Yoksa gerçekten üretime dayalı Türkiye bir politika mı uygulamalı? Türkiye her alanda üretime dayalı bir politika uygulamalı. Hem sanayi olarak hem de tarıma dayalı üretim. Ama bu tarıma dayalı üretimde burada mesela hurmayı alıp satarlardı. Müslümanların hurma bahçelerinde gayrimüslimler çalışır, köleler çalışırdı. Müslümanlar hurma bahçelerinde çalışmazlardı, başlarında dururdu. Buradaki mesela bir adamın 100 dönüm yeri vardır. Başında durur adam. Orada çalışan Müslüman işçi değildir. Müslümanlar cihad ederler. Bize öğretilmeyen yer. Müslümanlar geçimlerini birinci dereceden, cihatta ikinci derecede ticaretten elde ederler. Müslümanlar giderler bir hurma bahçesini, komplesini satın alırlar, satarlar onu. Ama hurma bahçesinde hurma toplamazlar. Bir Müslümanın elinde 3000 tane, 5000 tane, 10000 tane sığır vardır. Bir tane sığırın kuyruğundan tutmaz Müslüman. Adamları vardır, köleleri vardır, esirleri vardır. Onlar sığırların peşinde koşarlar. Burada ne zaman ki ümmetim işte sabanın sapını tuttu, ineğin kuyruğunu tuttu, zule düşmeyi beklesin, zule düşmüştür diye hadis-i şerif var. Bu ne? Hani bazen kendi kendine düşünür ya Müslümanlar. Yani 3 tane inek alayım, çekileyim kenara. O zulü seçti. 10 dönüm bir tarla alayım, gideyim orada ekeyim, dikeyim. O zul olmayı seçti. O birinci derecede cihad edecek, ganimet elde edecek. İkinci derecede de ticaret yapacak. Üçüncü derecede sanatını gösterecek. Dördüncü derecede hayvancılıkla, ziraatla uğraşacak. Beşinci derecede kirayla iştigal edecek. Altıncı derecede bir memuriyet seçecek. Şimdi Müslümanların bu hali kalmadı. Zaten cihat deyince herkesin zaten tüyleri diken diken oluyor. Yani cihadı söyleyen Müslüman, bunlar cihatçı Müslümanlar. Kötü yani. Bunlar cihatçı, kötü. Yani bugün dünya üzerinde cihatçı Müslüman tiplemesini kötü olarak biz tanımlıyoruz şimdi. bir Müslüman cihad edilmesi lazım dediğinde o terörist oldu. Fundamentalist oldu. Hemen biz onun terörle bağlıyoruz onu. Eğer onların terörle bağlantısı yoksa dahi içlerinden bir iki tane içine ajan sokuyorlar. O bir iki tane ajanla onu teröre bulaştırıyorlar. İçinde birkaç tane de sapını buluyorlar. Onlara da bir iki tabanca, bir iki bomba veriyorlar. Oldu orası terörist bir yapılanma. Allah muhafaza eylesin. Tabi cihadı istemek, cihadı konuşmak da bu sefer suç olmuş oluyor. Tabi bu cihadı konuşanları, cihadı isteyenleri de tukaka ilan edebilmeleri için içlerinden muhakkak aykırı davranan bir şeyler olması lazım. Onlar da bulup buluşturuyorlar, içlerine koyuyorlar, mesele bitiyor. Allah bizi affetsin. Hizmet sektöründeki üretim alanında mı yoksa? Üretim. Şu an Müslümanlar cihat edemiyor ya. Ama şu an Müslümanlar, mesela Türkiye'deki Müslümanlar devleti için silah fabrikaları, hocam devşahsızlığı, orada kaçamıyorsa bile çok güvenlik olarak gelişiyor. O da bir cihat olur. Nasıl? Silah fabrikaları, ayetleri açamıyorsunlar. Var olan silah fabrikalarına mühendis olarak çalışsa cihat olur. Olmaz. Bu manada olmaz. Evet. Var mı başka soru? Şimdi üretim politikasıyla tarımsal olarak baktığımızda Türkiye'nin çok büyük kesim dağılıyor. Yani aslında tarım ülkesi gibi gözükse de Türkiye'nin çok büyük bir kesim dağılıyor. Ve tarıma uygun değil. Ovalarına zaten sanayi ve ev yapıyor. Evet. O yüzden kalmadı. Pek uygun da değil. Yani kalanlar da dediğimiz gibi. Fakat jeopolitik açıdan Avrupa, Asya, Afrika'nın tam ortasında. Yani Asya'nın malını Afrika'ya, Afrika'nın malını Avrupa'ya, Avrupa'nın malını Asya'ya, Orta Doğu'nun malını Ural, Altay, Rusya şeklinde. Yani ülkelerden ülkelere ticaret devşirme şeklinde bir ekonomi sistemi içindeyiz. Muhteşem. Bu üretime dayalı politikadan daha iyi olmaz mı? Üretime dayalı bir politika olması gerekir. Bir ülkenin kendi kendine ayakta durabilmesi, kendine yetecek bir şekilde üretime dayalı bir politikası olması gerekir. Portakal satıp da yani umudu portakala var. Yok, bu normalde patates de ithal etmemesi lazım ülke. Bir ülkede patates ithal eder hale geldiyse Türkiye Cumhuriyeti Devleti, o zaman o tüketim politikalarına da iyi bakmak gerek. Veyahut da buğday ithal ediyorsa Türkiye, yarın öbür gün... Ama içeride buğday ithal ediyorsa, dışarıda da örneğin Sudan, Afrika'da çok büyük arazilere, büyük yatırımlar yapılıp 50 kuruşa geliyorsa Türkiye'ye, bu şekilde 1 liraya mal edeceğin 50 kuruşa almak daha mantıklı olmuyor. Çok mantıklı. O zaman buğdayın ucuz olması lazım. Neden pahalı içeride de? İçeride pahalı. Evet. Hayır. Eğer normalde dışarıdan üretilip getirilecekse neden pahalı olur? Dışarıda da üretilip getiriliyor. Yani burada şu anda Türkiye'deki tarım ve hayvancılık politikalarında sıkıntı var. Bu sıkıntının sebebi şu, evet normalde armutu ihraç ediyoruz. Armutu ihraç ederken ihracattan dolayı içerideki ürünün fiyatının yükselmesi farklı bir şey. Üretimsizlikten dolayı dışarıdan ithal edildiğinden dolayı ürünün pahalı olması farklı bir şey. Biz kirazın iyisini ihracat ediyoruz. Kiraz pahalıysa şu anda hala da pahalı olmasının sebebi ihracattan kaynaklanıyor. Bu pahalılıktan şikayetçi değiliz. Sebep ihracattan kaynaklanıyor çünkü. Para kazandı ülke. Armutu ihracat ediyoruz. Domatesi ihraç ediyoruz. Bunları ihraç ettiğimizden dolayı iç piyasada yüksekse bunlar, buna söylenecek bir laf yok. Harika. Ama yok. Biz o ürünü ithal ettiğimizden dolayı pahalıysa buna söylenecek laf var. O zaman tarım politikalarında ne ekilmesi lazım, ne ekilmemesi lazım, ne katma değer getiriyor, ne katma değer getirmiyor. Biz tarım politikalarında neyi burada işleyerekten satıyoruz, neyi işlemeden satıyoruz? Mesela bir tır dolusu domates mi satalım, yoksa bir küçük konteyner domatesin kurusunu mu satalım? Eğer kurutulmuş domates bir küçük konteyner. Bir küçük konteynerle sen 20 tır domatesin parasını alıyorsan neden işlenmiş tarım ürünleri satmayalım biz? Eğer işlenmiş tarım ürünlerinden dolayı biz bir yatırım yapmış olsak o zaman o zaman katma değeri daha da artmış olacak. Örnekliyorum şimdi. Domates mi satalım, salça mı satalım? Salça satalım. Salça mı satalım, kurutulmuş domates mi satalım? Kurutulmuş domates satalım. Biz taze bamya mı satalım, kurutulmuş bamya mı satalım, konserve bamya mı satalım? Biz kurutulmuş bamya satalım veyahut da konserve bamya satalım. Tarıma dayalı bir şeydir. O zaman şey değişti, yani tarımı teknolojik ürün haline getirme. Böyle bir durum var. Özür dilerim. Peynir satabiliyor muyuz? Hayır. Sebep? Bizim çünkü üretim kalitemiz aynı standartta değil. Bir parti peynirin kalitesiyle sonradan ürettiğimiz aynı fabrikada 3 gün sonra ürettiğimiz peynirin kalite standardı aynı değil. Öyle olmayınca biz peyniri ihracat edemiyoruz. Biz peyniri ihracat edemeyince böyle sufi topluluğunda ekonomi konuşuyoruz ama lazım bize bu da. Ya biz o peynirdeki üretim bandında aynı kaliteyi yakalayamadığımızda adam 3 ay sonraki partideki peynirle 5 ay sonraki partideki peynirin kalitesi aynı değil ise o peyniri biz ihracat edemiyoruz. İhracat edemeyince ne oluyor? Peynir iç tüketime kalıyor. İç tüketime kalınca para yapmıyor. Para yapmayınca hayvancılık para kazanmıyor. Hayvancılık para kazanmayınca kimse hayvancılık yapmıyor. Sütçülük bitiyor. Süt inekçiliği de bitiyor. Süt inekçiliği bitince dolayısıyla besicilik de bitiyor. Besicilik de bitince et pahalanıyor. Bağırıyor herkes, et pahalanıyor. Etin pahalanmasının sebebi bizim süt ürünlerinde üretim bandındaki teknolojik yetersizliğimiz. Ya herkes etin pahalılığından bağırıyor. Hiç kimse peynir üretiminin, yoğurt üretiminin veya süt ürünleri üretiminin kalite standardını yükseltmeyi konuşmuyor. Türkiye'nin en büyük süt ürünleri üreticisi kim? Sütaş, öyle değil mi? En köhnesi. Kim? Pınar. En köhnesi. Bunlar iç piyasada, iç piyasanın kaymağını yiyen, tabiri caizse sömürüp de yeni yatırım yapmayan firmalar. Var mı Pınar'ın ihracatı? Yok. Var mı Sütaş'ın ihracatı? Yok. Yoksa o zaman sen köhnemiş bir teknolojiyle yapıyorsun. Ancak içeri satabilirsin, ancak Orta Doğu'ya satabilirsin, ancak Afrika'ya satabilirsin. Onu da satabilirsen. Avrupa'ya satabilir misin? Satamazsın. Avrupa'ya satamadığın müddetçe eti pahalı yiyeceksin. Bakın bunların hepsi de birbirine bağlantılı. Ama oradan öbür taraftan işin siyasi argümanı, oradan bağırıyor adam. Eti pahalı yiyoruz biz. Eti pahalı yemenin sebebi ne? Hayvancılık kalmadı. Onun sebebi ne? Terör ve standardı yakalayacak kaliteli ürün elde edemeyişimiz. Aynı şey tekstil ürünlerinde var. Bizim bir parti ürettiğimiz iplik ile sonradan ikinci parti ürettiğimiz ipliğin kalitesi aynı değil. Eğer o kumaşı çalışan elemanlar orada birinci partinin ipliğinin arasına bir tane de ikinci partinin ipliğini koydu mu kumaş yol oldu. Aynı standartta boyayı almadı. Çizgi yaptı. Sen onu ihracata gönderebilir misin? Hayır. Nereye göndereceksin? Orta Doğu'ya göndereceksin, Afrika'ya göndereceksin. Pahalı satabilecek misin oraya? Hayır. Ne oldu? KDV üretemedin. Aynı tişörtü Orta Doğu'ya $1'a satacaksın ama Avrupa'ya düzgün üretirsen $2'a satacaksın. Ama o çizgiyle Avrupa'ya satabilir misin? Satamazsın. Bu sefer ne yapacaksın? Sen onu ikinci kalite gibi Afrika'ya satacaksın. Kaçtan satacaksın? $1'dan satacaksın. Ülkelerin üretim potansiyeli var, bir de tüketim potansiyeli var. Elimizde içtiğimiz çay bir yerde üretiliyor, sizde de şu anda tüketiliyor. Fakat çayın üretim olarak çıkışı 1 lira, sizin tüketim fiyatınız 10 lira veya 8 lira. Bu para üreticiye gitmiyor. Arada bir sistem kurulmuş, artık buna ticaret de diyebiliyoruz ve bu aradaki sistem bütün parayı bloke ediyor, emiyor. Bunun için çözüm öneriniz nedir? Kooperatifleşme. Yani normalde tüketicilerin, aynı noktadaki tüketicilerin kendilerince kooperatif kurup kooperatif desteğiyle ayakta durması, tüccara veyahut da başka ondan alıp üretenlerin eline bakmaması. Şimdi bir kimse burada da çok önemli yok. Eğer üretim yapıyorsa, üretim yapan bir kimse beyni senelerin içerisinde üretime dayalı çalışmaya başlıyor. Yani onun satışına, onun ticaretine yönelik bir beyinsel mekanizması gelişmiyor. Dolayısıyla insanlar o noktada da başarısızlıklar yaşıyorlar. Ve Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi de bu. Kiraz dalında 50 kuruş, sofrada 5 lira. Herkes şunu soruyor, bu aradaki parayı kim kazanıyor? Ha, bu helal bir para. Helal. Fakat bunu minimize etmek, yani üreticideki miktarını arttırıp tüketicideki oranını düşürmek için ne gibi bir yol önerirsiniz? Bunun normalde tüketiciyle üreticinin direkt olarak birbirini bulması mümkün değil. Bu bir itopya olur. Bu mümkün değil ama tüketiciyle üreticiyi en kısa noktada buluşturacak olan kooperatifler kurulmalı. Ve o kooperatifler kendilerince, bu benim kendi düşüncem. O kooperatifler kendince, kendi içlerinden satış organizasyonları kurmalı ve o satış organizasyonlarıyla direkt üreticinin bu noktada karlılığını arttırmalı. Mesela örnekliyorum şimdi. İğdir köyünde bir İğdir mahsullerini pazarlayan bir kooperatif kurulmalı. Ama o kooperatif İğdir'deki mahsulleri bu noktada paketlemeli, rentable hale getirmeli ve direkt mesela örneğin işte ne salatalık mı topluyorsunuz şimdi Fatih? Salatalık topluyor. Salatalığı kime veriyor? Tüccara veriyor. Doğru mu? Pazarcılara mı tüccarlara mı veriyor? Tüccara veriyorsunuz. Şimdi mesela tüccara veriyor salatalığı. Tüccar alıyor. Öyle bir sistem kurulmalı ki İğdir köyü kalkınma kooperatifi salatalığı direkt mesela örneğin şeye satmaları. Örneğin atıyorum bir alışveriş merkezinde BİM'e satmalı örneğin. BİM'e demeli ki gel salatalığını komple yıl 12 ay ben seni sağlayayım. Ama bunu paketleme sistemi, bunu normalde saklama sistemi, bunu yol boyunca bozulmasını önleyecek soğuk hava sistemi, buna bir yatırım yapmalı. Yani bunu yatırım yaparaktan bunu sağlamalı. Bunu böyle bir yatırım yaparaktan İyidir Köyü Kalkınma Kooperatifi komple üretmiş olduğu ürünü kooperatif olarak satmalı. Ve kooperatif her sezonun sonunda salatalıktan ne kadar kar etmiş? Atıyorum 20 lira. O zaman o salatalıktan ayrıyetten etmiş olduğu karı da salatalık üreticilerine artı süspansiyon olarak dağıtmalı. Salatalığı demeli bu sene 3 liradan alacağım. Yıl sonunda salatalığı mevsimi bitti veya yıldan yıla, yılbaşından yılbaşına işte hesap etti. Salatalığı 3 liradan aldı, 5 liradan sattı. Yani arada kar etti, yatırımını da parasını çıkardı ve yatırımdan kalan karını salatalık üreticilerine süspansiyon olarak dağıtmalı örnek. Ama bizde bunlar böyle ahlaklı bir şekilde yürünüyor. Bizdeki köy yaşamlarına baktığımız zaman 100 dönümlük ekilecek bir alan varsa bunlar 10 kişi arasında 10'ar bölümden taksim ediliyor. 10 kişi 10 tane ayrı traktör kullanıyor. 10 kişi 10 tane ayrı eleman tutuyor. 10 kişi farklı 10 işçilik yapıyor. Bunların maliyeti bu derece artıyor ama diğer bir yerde adam 100 dönüm değil 10.000 dönüm. 10.000 dönüm yeri tek bir mahsul, tek bir traktör çok daha az işçiyle mal edip çok daha ucuza ürünü pazarlıyor. Sonra Türkiye'nin 3 liraya mal ettiği ürünü diyor ki ben sana 1 liraya veririm. Türkiye'de diyor ki ben onu 1 liraya alırım. Alıyor. 3 sene aldığı zaman Türkiye kendi içerisindeki üretim ekonomisini dolaylı olarak bitirmiş oluyor. Ondan sonra o adam diyor ki benim ürünüm 3 lira. Bunda Türkiye'nin uyguladığı sistem geç kaldı. Şimdi Türkiye mirastan dolayı yerleri parçalamıyor, bölmüyor artık. Ama şimdi yapıyor. Birkaç yıldan beri yapıyor. Daha tarım alanları... Evet, yani, evet, daha yeni çıktı bu. Şimdi öyle olunca normalde şimdi miras hak paylaşıyor herkes. 10 dönüm yer var. Kaç çocuk var? 5 çocuk var. Herkese 2'şer dönüm paylaşılıyor. Herkese 2 dönüm var. Hiç kimse demiyor bu 10 dönümü birimiz alsın. Kavga çıkıyor, bir de birbirlerini vuruyorlar zaten. Şimdi burada normalde miras hukukunun yeniden gözden geçirilmesi lazım. Denmesi lazımdı ki önceden tarım alanları bölünüp parçalanmaz. Kendi içlerinde anlaşacaklar, bir kişiye kalacak veyahut da ortak olarak kalacak. Yine yeri paylaşmayacaklar. Böylece çok hisseli yerler çıkacak. Şöyle olabilir mi? Bu Ecevit'in köy kent projesi vardı. Bir de Alparslan Türkeş'in 9 ilkelerinin 6. maddesi köycülük vardı. Köylerin tarım kentleri halinde birleştirilmesi. Örneğin İyidir köyüne sen sadece domates üret. Falanca köye sen sadece işte salatalık üret. Deme noktasında bir politik oydu. Bunu yapıyor zaten şu anda. Yeni normalde 3-4 yıldan beri uygulanıyor. Var şu anda 3-4 yıldan beri. Mesela bu normal, doğal. Bu normalde bu noktada o bölgenin yatırımları, hatta sanayi yatırımları da öyle olmalı. Mesela bir kimse gidiyor Toka'da örneğin tekstil dikiş atölyesi açmış. Neden? Burada teşvik var diyor. Gidiyor oraya tekstil dikiş atölyesi açıyor. İpliği buradan gidiyor, iğnesi buradan gidiyor, vatkası buradan gidiyor, yapıştırması buradan gidiyor, kartonu buradan gidiyor, bilmem nesi buradan gidiyor, her şey buradan gidiyor. Aslında orada normalde kendince oraya bir teşvik yaptı. Teşvik yaptı ama oraya normalde örneğin Toka'da uygun bir teşvik yapmadı. Tokat'ta neyi sen kalkındırmak istiyorsun. Atıyorum işte Tokat'ın kendine göre yazması var. İyi. Sen yazmacılara teşvik et orada. De ki Tokat yazmasını daha da ileriye götürün. Aha buraya bir tane sanayi kurdum. Bu sanayi arsalarını ben işte 10 yıl ücretsiz vereceğim. 10 yıl sonra ücretini alacağım. Ama burada normalde yazma baskılarının olduğu veya yazma sanayinin olduğu bir yer haline getireceksiniz desin. Ama öyle yapmıyor. İşte Tokat'a teşvik çıkarıyor. Orada bir sanayi kuruyor. Tokat'a yatırım yapanlara teşvik vereceğim diyor. Bu sefer de insanlar o teşviği alıp da başka yerlerde kullanmak için orada gidiyor uydur kaydır işler yapıyor. Mesela örneğin Denizli şimdi pamukta mı önde? Evet. Denizli hiç polyester yatırımı yapmamaları lazım. Bursa polyester'de mi önde? Evet. Bursa'ya da pamuklu yatırım hiç vermemesi lazım. Böylece şehirleri, böylece ne bileyim işte köyleri, küçük kazaları bir konuda uzmanlaştırabilirler. Bu harika bir şey olur. Bakın bu harika bir şey olur. Devlet böylece mesela örneğin Bursa'da polyester yatırımını, tekstil ürünleri desteklenirken Denizli'de pamuğa dayalı tekstil ürünleri desteklenir. Veyahut da Bursa'da otomotiv desteklenirken örneğin işte İzmit'te de otomotivin lastiği var. Değil mi? Kaç tane lastik fabrikası var orada? 4 tane. İzmit'te 4 tane lastik fabrikası var. İzmit'te 6 tane lastik fabrikası olsun. 8 tane lastik fabrikası olsun. Örneğin işte Petlas Ankara'da mı kuruldu? Nerede? Efendim? Kırşehir'de. Örnek. Ne işi var Petlas'ın Kırşehir'de? Madem İzmit'te yatırım oldu, komple İzmit'te yatırım olması lazım. Demesi lazım ki İzmit işte otolastikte uzmanlaşsın. Ha, sanayi çevirsinler otolastiğine, dünyaya otolastiği satsın orası. Örnek. Bunun gibi şehirleri ve köyleri konularında uzmanlaştırabilirler. Bu iyi bir yatırım olur. Ama Türkiye kendi kendine yönetilebilen bir ülke olmadığından böyle olmuyor. Bir de canhıraş kalkınalım diye uğraşıyoruz ya. Ondan kaynaklı. Bir de bizde 3 kuruş 5 kuruş verirse herkes işini yürütüyor. Olmayacak işler oluyor. Bir siyasetçi bulunca, bir böyle şeyci, ne o, bürokrat bulunca olmayacak işin olur, çıkmayacak işin çıkar. Veya onun kötüsüne denk gelirsen olacak işin olmaz. O illaki senden nimetlenmek ister. Allah iyiyesin. Amin. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Kendisi sadık ve masduk. Doğru söyler ve kendisine doğru bildirilir olduğu halde bize Resulullah aleyhissalatu vesselam insanın yaratılması hakkında şunları söyledi. Sizin her birinizin yaratılması, yaratılma başlangıcında ana baba suyunun maddeleri 40 gün anasının karnında toplanır. Sonra o maddeler o kadar zaman 40 gün içinde katı bir kan pıhtısı haline olur. Sonra yine o kadar zaman içinde bir çiğnem et olur. Sonra 4. tekamül tavrında Allah bir melek gönderir ve o çocuk hakkında şu 4 kelimeyi yazması emrolunur. Onun işini, rızkını, ecelini, şakibet bah yahut Said Bahtiyar olduğunu yaz denilir. Sonra ona ruh yüklenir, çocuk canlanır. Artık sizden bir kişi bu fıtratı gereği dünyada bir iş yapar. Nihayet kendisiyle cennet arasında yalnız bir zira arşın kadar mesafe kalır. Da o sırada meleğin ana karnına yazdığı yazı gelir. Yazısı o kişinin önüne geçer, onu önler. Bu defa o kişi cehennemliklerin işini yapmaya başlar da cehenneme girer. Sizden bir kişi de kötü iş yapar. Nihayet kendisiyle cehennem arasında ancak bir kulaç mesafe kalır. Bu sırada meleğin yazdığı o yazı önüne geçer, onu önler. Bu defa o kişi de cennet ehlinin hayırlı amelini yapar, cennete girer. Buhari, Ebu Davud, İbni Hanbel. Ben okudum, anlamadım. Anlayacağımız şekilde anlatır mısınız? Evet. Bu tip hadisler var. Bir kimse iyilik yapar. Son noktada onun işte bu yazısı öne geçer, kötülük yapar, cehenneme gider. o sanki o kimsenin kötülük yapması o yazgısından dolayı olduğu varsayılaraktan burada o kimse cebriye girer. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle diriltirsiniz. Bu da bir şey. Bunu normalde bu hadis-i şeriften birkaç tane daha bu manada var. Bunu normalde naklederlerken rivayet edenler böyle rivayet etmişler, böyle nakletmişler ama yorumlarken ben bunu böyle yorumlamıyorum. Diyorum ki o kimse normalde Cenab-ı Hak onun Said veya Şaki olduğu Allah tarafından biliniyor. Said veya Şaki olarak Cenab-ı Hak onun bildiğini yazdı. O kimse sonunda kendi cüz-i ihtiyarıyla, ama kötülük yaptı, ama iyilik yaptı. Yaptığı kötülükle cehenneme, yaptığı iyilikle de cennete girer. O kimse kendisi yapar. Ben bunu böyle algılıyorum, bunu böyle inanıyorum. Allah bizi affetsin. Fâlemennehu lâ this